Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde jQuery'de CSS metodunu ve attribute özelliklerini inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Dolar, document, ready, function. Doküman hazır olduğunda P elemanlarımızı seçelim. CSS metodu uygulayacağız. İlk önce özellik, daha sonra da değer olarak green, yani yeşil olsun. Çalıştıralım. Evet, arka plan rengini yeşil yaptık. Birden fazla CSS özelliği eklemek istersek, birden fazla stil eklemek istersek, burada yazım şekli biraz değişiyor. Süslü parantezler gerekiyor. Ve background color, ayrıca olarak virgül yerine iki nokta üst üste kullanmam gerekiyor. Green. Text align center, yazıları ortalayalım. Color white, padding verelim bir de 5 piksel olsun. Çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi stiller uygulandı. Peki mevcut CSS stili uygulanmış bir elemanın bu uygulanmış değerlerini nasıl alırız? Hemen bir stil taglarını açıyorum. Bir class oluşturayım. Renk olsun, çünkü genelde arka plan rengi veriyoruz. Background color green, yine aynı. Text align center, kendi rengi, yazının rengi beyaz. Ve text decoration underline, yani altı çizili olsun. Bu renk klasını h2'me uygulayayım. Class renk, çalıştırdığımızda evet, renk klası uygulandı. Şimdi jQuery'ye geçip bu değerleri almayı görelim. H2 elemanımı seçiyorum. CSS uygulayacağım. Hangi değeri öğrenmek istiyorum? Text decoration. Text decoration. Tabii bunu direkt alert ile yazdırabilirim veya bunu bir değişkene, bilgi isimli bir değişkene atayıp alert ile bilgiyi yazdırabilirim ekrana. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi underline olduğunu, yani altı çizili olduğunu gösterdi. İşte color yazsak, bu sefer de RGB değerlerini verdi seçtiğimiz rengin. Text align diyelim ve center. Evet, ortalanmış olduğunu gösterdi. Alert'i pasif yapalım. Şimdi de attribute özelliğini inceleyelim. Şöyle bir A tagım var. Link'e tıklandığında Google'a gidiyor. Şimdi bu A tagımın href niteliği var. İşte title alabiliyor, bu target filan alabiliyor. Bunları değiştirmeyi veya atama yapmayı görelim. Dolar seçiyorum. A tagımı seçiyorum. ATTR attribute. Ne ekleyeceğim? Href, yani var olan herifi değiştireceğim. HTTP Yandex.com diyelim. Yani Google'a gitmeyecek, artık Yandex'e gidecek. Tıkladığımda Yandex'e gittiğini görüyoruz. Birden fazla yine atama yapmak istersek süslü parantezler kullanıp yine href iki nokta üst üste, yukarıdaki gibi http yandex.com. İkinci bir özellik olarak title bilgisi ekleyelim. Title Yandex'e gider. Üçüncü olarak target ekleyelim. O da blank olsun. Yani yeni sekmede açılsın linkimiz. F5 yapıp linke tıkladığımda yeni bir sekmede Yandex'e gittiğini görüyorum. Üzerine geldiğimde de title bilgisi Yandex'e gider olarak yazdırıyor. Evet. Evet, attribute özelliklerini bir de şöyle bir şey ekleyelim. Input ekleyelim. Checkbox ID'si check olsun. Bakayım. Evet. Hemen buna bir label ataması yapalım.
Check için ismine de kontrol diyelim. Evet. Şimdi bunun tıklanıp tıklanmadığına bir bakalım. Tıklı hale getirmek için şöyle ATTR kullanacağız yine. ID'si check olan elemanı seç. ATTR attribute ekle. Checkout özelliğini true yap. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi seçili hale geldi. False yap. Evet. Yine çalıştı. Evet. Bu şekilde ATTR ile bunu seçili hale getirdik. Tekrar bir BR atalım. Alt satıra geçelim. Bir tane image dosyam var burada. Resmim var. Image ekleyelim. Resim PNG. Bakalım. Evet. Penguin resmi. Hemen ATTR ile buna da bazı atamalar gerçekleştirelim. Dolar image elemanını seçiyorum. Attribute birden fazla ekleme yapacağım için süslü parantezler kullandım. Ne ekleyelim? Bir genişlik değeri ekleyelim. 250 olsun. Title ekleyelim. Title ekleyelim. Bu da Linux olsun. Evet, çalıştıralım. Evet, küçüldü ve title yazdı. Google'dan bir resim bakayım. Rastgele bir resim seçeyim. Evet, linkini aldım. Ve nitelik özelliğinde SRC olarak da bu yeni linki ekledim. Bakalım ne olacak. Evet, gördüğünüz gibi SRC'si yani resmin kaynağı değişti. Son olarak arkadaşlar anlatmak istediğim burada H2'yi seçip renk klasını sildirtelim. Yine ATTR ile işte nitelik ataması yapacağız. Daha doğrusu nitelik silmesi yapacağız. Hemen seçelim. H2 elemanımı seçtim. Remove ATTR yani attribute sil. Nitelik sil. Neyi sileceğiz? Klası sileceğiz. Çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi ilk haline döndü. Yani stiller artık gözükmüyor. Atadığımız stiller artık gözükmüyor. Bu dersimizde anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.